İmralı heyeti olarak Sayın Pervin Buldan, Sayın Ceylan Bağıryanık ve ben öncelikle sizi selamlıyoruz, teşekkür ederiz. Fakat heyetimiz sizin de gördüğünüz üzere eksik bir heyet. Heyetimizin başından beri barış ve demokratikleşme çabalarında büyük emeği ve katkısı olan Sayın İdris Baluken, mesnetsiz, her gün çürüyen, paçavraya dönen iddialarla bir yıldır özgürlüğünden alıkonuldu. Bir rehin olarak tutuluyor. Tıpkı eş genel başkanlarımız ve diğer tutuklu milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız ve parti üyeleriyle yöneticilerimize yapıldığı gibi. Bu toplantımız İmralı heyeti olarak düzenlediğimiz bir toplantı. Bu ülkede salt bu ülkede de değil, hem ülkenin barışını hem bölgenin barışını ve demokratikleşmesini mevcut siyasi aktörler içerisinde kavramsallaştırabilen ve demokratik bir irade ve teklif olarak ortaya çıkan tek siyasi aktör olarak Sayın Öcalan üzerinde uygulanan bu İmralı tecrit sistemi, mutlak izolasyon ve son zamanlarda sosyal medyada dolaşıma giren onun sağlık ve güvenlik koşullarına dair söylentilerin yarattığı durum üzerine bunu yapıyoruz. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Devletin, hükümetin Sayın Öcalan'a yaklaşımı, onun bu siyasi gücüne ve demokratikleştirme iradesine uygun bir ciddiyetle olmalıdır. Sayın Öcalan bu ülkede sıradan bir tutsak, sıradan bir mahkum değildir. Biraz 11 Eylül 2016 tarihinden bu yana, 11 Eylül 2016 tarihinde de uzun bir tecrit döneminin ardından sadece kardeşiyle görüştürülmüştü. Bırakın Sayın Öcalan'ın taşıdığı ağırlık ve gördüğü işlev, sıradan bir mahkuma bile uygulanmayacak bir tecritin muhatabı şu durumda. Ailesiyle görüştürülmüyor, yıllardır avukatlarıyla görüştürülmüyor, siyasi heyetlerin gidişine izin verilmiyor. Ondan sonra da hükümet riyakar bir şekilde onun sağlık ve güvenlik koşullarının yerinde olduğu saçmalamasına bizim de halkın da inanmasını bekliyorlar. Bu son derece, en hafif tabiriyle söylüyorum, son derece riyakar bir yaklaşımdır. Kimse kimseden imtiyazlı bir muamele istemiyor. Sayın Öcalan bunu hak etmesine rağmen talep en yasal, en temel hakkının gasp edilmiş olmasıdır. Buna dair hiçbir şey söylemeyen, söyleme ihtiyacı da hissetmeyen iktidara bir ad koymak gerekir. Niye böyle yapıyor? Bunun sebebi ne? Bundan ne murat ediyor? Onun için geriye dönüp baktığımızda şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Sayın Öcalan bölge bu kaotik ve trajik atmosfere sürüklenmeden önce, tabiri caizse her şey güllük gülistanlıkmış gibi gözükürken tüm bu olacak olanları neredeyse harfiyen haber vermiş, öngörmüş, buna Temmuz darbesi de dahil, uyarı görevini defalarca yapmış ve bunu belgeleriyle, emareleriyle desteklemiş, bunun arka plan
tarihsel, felsefi planını çok net bir şekilde ortaya koymuş olmasına rağmen hiç kimse bu duruma aymadı, bunu ciddiye almadı ve gerek ülke gerekse de bölge Sayın Öcalan'ın şunları yapmazsanız, bu demokratikleşmeyi geliştirmezseniz, bu konuda cesur olmazsanız, hegemonik yaklaşımlarınızı terk etmezseniz olacak olanlar bunlardır dediği noktaya geldi. Egemenlerin, muktedirlerin bundan bir zarar gördüğünü söylemek mümkün değil. Ama iki şey zarar gördü. Bölgenin bütün halkları ödenemez bir toplumsal maliyetle karşı karşıya kaldılar. Birinci zarar gören kesim bu. İkincisi, demokratikleşme umudumuz ve çocuklarımızın geleceği çalındı. Bunlar yerine konulabilecek, taklidi yapılacak şeyler değil. Peki bu söylediğim sadece İmralı heyeti olarak bizim görüşümüz mü? Hayır. Bunu en yetkili hükümet ağızları, başbakanlarından İçişleri Bakanlarına, Adalet Bakanlarından siyasi işlerden sorumlu Devlet Bakanına, Cumhurbaşkanına varana değin, barış ve demokratikleşme sürecinde rol ve sorumluluk üstlenen herkes neredeyse bizden daha şiddetli bir şekilde, daha altını çizerek Sayın Öcalan'ın bu konudaki öngörülerine, tespitlerine, iradesine ve yaklaşımlarına vurgu yapıyordu. Ne diyorlardı? Hatırlayalım. Sadece birisini söyleyeceğim. Sayın Öcalan'ın bu konudaki öngörüsü HDP'den daha ileri düzeyde diyordu bu ülkenin süreçten sorumlu devlet bakanı. Ne diyordu? Sayın Öcalan kendileri seçim derdine düştüğünde bunları görürse, bunlar İmralı'ya gittiğinde onları sopayla kovalayacak diyordu. Dolayısıyla bu ve benzeri onlarca demecin bir tek ortak noktası vardı. Sayın Öcalan tüm bu gelişmeleri harfiyen yüksek bir öngörüyle, büyük bir sezgiyle ve demokratik bir noktadan değerlendiriyordu. Bunu hükümetten bu yaklaşımı dillendirmeyen bakan kalmamıştı. Bürokratlar açısından da durum böyleydi. Özellikle güvenlik bürokrasisi açısından da durum böyleydi. Peki ne oldu da öngörüsünü bu kadar takdir ettikleri, bu kadar atıf yaptıkları bir insana bu kadar katı bir tecrit uyguluyorlar? Bunun biricik açıklaması vardır. Bölgede ve ülkede bütün politikalarını ve tercihlerini Kürt düşmanlığı üzerinden belirleme paradigması hem bu tecridin günceldeki halinin gerekçesidir, hem sürdürülmesinin gerekçesidir, hem de bölgenin barış ve demokratikleşmesinin önündeki en büyük engeldir. İnsanları diğer canlılardan ayıran bir husus vardır. İnsanlar ders alırlar. Yönetimlerin de böyle bir sorumluluğu vardır. Hele bir ülke yönetenlerin bu anlamda çok daha büyük ve tarihsel bir sorumlulukları vardır. Tarih daha kaç kere bu ülkeye, yöneticilerine, Türkiye halklarına şunu kanıtlamak zorunda kalacaktır. Öcalan'a yaklaşımınız, Sayın Öcalan'a yaklaşımınız barışa olan yaklaşımdır. Ve ona dönük geliştireceğiniz tecrit ve izolasyon ve her türlü demokratik olmayan yol ve yöntem bu ülkeye büyük bir toplumsal maliyet olarak daima çıka gelmiştir. Öte yandan tüm bir İmralı sürecini, hatta İmralı sürecinden önce kendisinin demokratikleşme hamlesi olarak tanımladığı bizlere Suriye'den çıkmaya karar vermesi, Avrupa'ya dönük çalışmalarıyla başlayan süreçte
Sayın Öcalan ne zaman sesine kulak verirse bu ülkeye huzur, kardeşlik, en önemlisi demokratikleşme anlamında önemli bir umut iklimi hakim olmuştur. Bugün siyasi aktörlerin hiçbirisi ama hiçbirisi yani son 40 yılın iktidarlarında görev ve sorumluluk alan hiç kimse Sayın Öcalan bizi falanca konuda yanılttı diyemez. Biz bunu kendi ağızlarından, en yetkili ağızlarından defalarca söyledik, dinledik. Hepsinin ortak belirlemesi tüm bu gelişmeleri bizden önce gördü. Söylediğinde çok anlayamadık, yeterince cevap olamadık şeklinde değerlendirmeleri vardı. Bütün bunlar ortadayken, bütün bunları gözlerimizle görmüş, kulaklarımızla işitmiş bir heyet olarak biz bugün gelinen noktayı sadece iki temel açıklayıcı etmenle açıklayabiliyoruz. Birisi bölgede iflah olmaz bir Kürt karşıtlığı üzerinden oluşturulan bütün politikalar, bir diğeri de barış yerine savaşın kendi iktidarlarını sürdürülebilir kılmak anlamında daha elverişli bir vasıta olduğu gerçekliği. Belki kısa dönem, üstelik toplumların tarihinde önemsiz sayılabilecek 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl bu amaca hizmet edebilir. Ama hiçbirimizin bu ülkenin ortak geleceğini ve bölgenin ortak geleceğini kendi siyasi hegemonik arzularımız uğruna harap etmeye, tahrip etmeye, imha etmeye, geleceksizleştirmeye hakkımız olmadığını düşünüyoruz. Bugün yapılmakta olan budur. Bunu bilen insanlar olarak, yani Sayın Öcalan'a tecrit temelli yaklaşımın bu ülkeyi ve bölgeyi her zaman felakete sürüklediğini, ona gereken ciddiyette yaklaşımın da her zaman bir demokratik umut iklimini yeşerttiğini bilen insanlar olarak, bilen siyasi çizgiler olarak bizim bu tecriti kabul etmemiz, ona dönük yaklaşımlara tahammül etmemiz düşünülemez imkan ve ihtimal dışıdır. Hem bunu gördük, hem dediğim gibi ona ciddiyetle yaklaşıldığı zaman olabilecek olanları gördük. Sadece biz de görmedik, bütün ülke gördü. Ortaya koydukları süreci kesmek için ortaya koydukları mazeretler, çatışma sonrası çözüm süreçleri yaşayan hiçbir ülkede görüşmeleri kesme gerekçesi değildir. Tam tersine bu tür arızalar, bu tür kırılmaların yaşanması, gerçekleşmesi ancak görüşmelerin yükseltilerek, daha da ciddileştirilerek geliştirilmesiyle aşılabilmiştir. İnsanlık tarihi bunu deneyimlemiştir. Kendi hurafelerinizi, kendi güvenlik kaygılarınızı, kendi hegemonik kuşkularınızı ve emellerinizi getirip bu memlekete savaş gerekçesi olarak dayatamazsınız. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. O kadar bu ülkeye o kadar bir riya cenneti, yalan cennetine dönüştü ki sadece dün geceden örnek vereyim. Bütün bu gelişmelere dönük önemli ipuçları içermekte. HDP'ye ve DBP'ye dönük siyasi imha operasyonu başladığından beri, hatta ondan bir miktar önce çiğnedikleri bir yalan sakızı var. Daha 2 gün önce Cumhurbaşkanı yine bunu tekrarladı. Diyorlar ki efendim bu paralar, belediyelerin imkanları Kandil'e gidiyordu. Belediyelerin araçları şurada kullandı, burada kullanıldı, şöyle oldu. Üzerinden bir yılı aşkın zaman geçti. Ve hey yalancı sersemler. Bugüne kadar insan bir tane plaka, bir tane fotoğraf, bir tane personel tespit edip dava konusu yapamaz mı? Arkadaşlar, bugüne kadar mahkemelere, ki artık delil toplama aşaması bitmiş, her türlü safahati geride kalmış, belediyelerin, eş başkanlarının, yöneticilerinin
bununla delillendirildiği bir tek şey yok. Ama bu yalan sakızı ısrarla çiğnenip duruyor. Sayın Öcalan'ın gücü buradan geliyor. İşte bu yalanların söyleneceğini de son görüşmemizde bizlerle paylaşmıştı. Böyle olacak demişti. Şimdi bugüne kadar Arapların denetiminde olan bölgeler için harekete geçmeyen, sözüm ona ya da kendilerinin çok sevdiği bir deyimle sözde milliyetçilik, Kürtler kendileri için bir irade olmaya başladıklarında burası sanki bugüne kadar Türk'ün öz yurduymuş, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıymış gibi ortalığı bir hamasetle, bir öfke, linç, nefret ve ötekileştirme söylemiyle ortamı zehirlediler. Utanmadan Arap'tan, Arap etkisinden İran etkisine geçmesini neredeyse faşink yaparak, festival yaparak kutlayacaklar. Bu ülke bunlara layık değil arkadaşlar. Söz konusu olan hepimizin ortak geleceği ve yerine konulamayacak bir zaman kaybıdır. Can kayıplarıdır. Şimdi bunu yapıyor. Peki buradan ortaya ne çıkıyor? Aman Kürt bu süreçlerde olmasın. Düne kadar kendi izzetlediği, kendi ağırladığı, ideal Kürt diye tarif ettiği, tariflemeye çalıştığı, Kürtlüğü de tarif etmeyi kendi tekeline almaya çalıştığı tarifleri bile, grupları, kümeleri, yapıları bile bugün düşmanlaştıran bir noktaya savruldular. Onun için diyoruz ki bu kategorik bir Kürt karşıtlığının, Kürt düşmanlığının sonucudur. Artık bu mızrak AKP'nin çuvalına da sığmamaktadır. Nitekim Cumhurbaşkanı kendi partililerinin kendilerine PYD'ye laf söylemeyin, KDP'ye laf söylemeyin, YNK'ye laf söylemeyin dediğini itiraf etmek durumunda kalıyor. Ve ne diyor? Kusura bakmayın diyor. Söyleyeceğiz. Söylediği bu. Onun anlamı da şu. Biz Kürt'ün kendisi için, kolektif hakları için, demokratik kimliği için gelişebilecek her şeyin amansız düşmanıyız. Bilseler bunun Türkiye'yi demokratikleştirecek, bölgeye de barışı getirecek en temel unsur olduğunu bunu söylemekten imtina ederlerdi, etmeliler diye düşünüyorum. Şimdi sosyal medya meselesi çok önemli bir mesele. Bu süreci hem devlet nezdinde hem diğer siyasi muhataplar ve askeri muhatapları nezdinde 3 yıla yakın yürütmüş ve bütün boyutlarıyla vakıf 3 arkadaşınız olarak şunu biliyoruz. Devlet yol vermese, devlet teşvik etmese, devlet bizzat karar vermese sosyal medyada bir furyaya böyle şeyler asla dönüşmüyor. Devletin aksine karar verdiği zaman nasıl bloke edici olduğunu da gördük. Devletin yol verdiği zaman bu gerçekliklerin nasıl çarpıtıldığını da gördük. Dolayısıyla bu sosyal medyada yayılan söylentiler ve bunların artık belli bir periyotla sistematik bir şekle bürünmüş olması bizi derinden endişelendiriyor. Arkasındaki mekaniği iyi biliyoruz çünkü. Yeterince deneyimledik. Bu anlamda bugünden tarihsel uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Bunun boynumuzun borcu olduğunu seçilmiş siyasetçiler ve barış sürecinde sorumluluk üstlenmiş halk temsilcileri olarak bunu yapmadığımız zaman tarihi sorumluluğumuzdan kaçmış olacağımızı ve görevimizi yerine getirmemiş olacağımızı bilerek söylüyorum. Bu ülkede sadece barışın değil, sadece bu ekonomik yıkımın, yoksulların daha da yoksullaşması, gençlerin geleceksizleşmesi, kadına dönük bütün bu imha, kadın cinayetlerinin bir son bulması,
ekolojik tahribatın ki ekoloji mücadelesini antikapitalist bir mücadele olarak tanımlayan insanlar olarak hepsinin yolu barış ve demokratikleşmeden geçiyor. Ve bunun anahtarı Sayın Öcalan'da. Bu bizim kuru bir önermemiz değildir. Bu bizim siyasi bir perspektifle dayattığımız bir şey de değildir. Bu defalarca deneyimlenmiş ve kendini defalarca kanıtlamış bir tarihsel gerçekliktir. Bugün artık mahcup bir şekilde iktidara yakın kalemler bölge için demokratik bir federalizm önermeye başladılar. Aklın yolu bir. Kim barışa dönük bir cümle kuracak olsa şu katı gerçekle karşı karşıya geliyor. O da şudur. Barışa dönük bir laf söyleyen Öcalan'ın belirlemelerini tekrar etmiş durumda oluyor. Kim bunu söylüyorsa biz kendisine Öcalan'ın gerek müzakere sürecinde gerekse de 5 cilt olarak yaptığı değerlendirmelerde onun neredeyse aynısı ve net bilimsel bir perspektifle ortaya konmuş düşüncelerini gösterebilecek durumdayız ki medyada sırayla yer alıyor. Onun için özetlersek bu durum kabullenilemez ve ağır toplumsal faturalar çıkarır. Bunu deneyimledik. Bu bir felaket haberciliği falan değildir. Bu bir tehdit şantaj dili değildir. Bu tarihi bilinçli bir gözle hatırlayan insanların şaşmaz bir tespitidir. Kardeşim, Sayın Öcalan'a yaklaşımınız barışa ve ülkenin geleceğine dair kaderini belirliyor. Niye? Defalarca her ikisini de denediniz. Her ikisinin sonuçları ortaya çıktı. Dolayısıyla birinci yönü bu kabul edilemezliktir. İkinci yönü de bu ülkede henüz çareler tüketilmemiştir. Buna ciddiyetle, bütün içtenliğimizle bir çağrı yapmak istiyoruz. Kendi bölgedeki kaotik duruma silahla, tankla, topla, ittifaklarla bir çözüm olamazsınız, cevap da olamazsınız. Selde kütük misali, bir gün İran'a çarpılırsınız, bir gün Rusya'ya, bir gün Amerika'ya. Bunun bir tek yolu vardır, bölgeye demokratik bir teklif sunmak. Gücünüz bölgede demokrasiden nasipsiz bütün bu ülkelerin arasında gücünüzü bir tek eğer gerçekleştirebilirseniz demokrasinizden alabilirsiniz. Demokratik bir tekliften alabilirsiniz. Bunun yolu da sizin ahkam kestiğiniz bu kaotik ortama pratiğinizle cevap verebilme yeterliliğinizdir. Yani nedir? Kendi içinizdeki iç barışınızı ve demokratikleşmenizi sağlayabilmiş ya da bu iradeyi ortaya koyabilmiş olmanızla mümkündür. Onun için buradan bütün ciddiyetimizle ve bu tarihsel sorumlulukla bir kez daha İmralı heyeti olarak çağrı yapıyoruz. Öncelikle Sayın Öcalan'ın sağlık ve güvenlik koşullarının birinci elden öğrenilebilmesi için ya ailesi, ya avukatları ya da siyasi bir heyetin onu ziyaret etmesi ve bunu bir an önce gün sektirmeden bunun sağlanması tarihsel önemdedir. Birinci önerimiz budur. İkincisi, bununla beraber ve bununla eş zamanlı müzakere ve iç barış koşullarının her türlü savaş enstrümanından uzak, bilimsel ve ciddiyet içeren bir yaklaşımla yeniden ele alınması bu ülkede hali hazırda yaşanan bütün tahribatın tek dermanıdır. Bunu bir kez daha bütün kararlılığımızla tekrarlıyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz.